İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Arçak'ın bir geleceği var, bizim var adlı Zoom toplantısı. Grigor Amirzayan ile günün konusu. Ermenistan eski medeniyetler formunda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilk kez aktif silahlı çatışma sırasında askerlerin öldürülmesi davasında karar verdi. Artsakh yönetimi, Artsakh'ın feshedilmesine ilişkin tavsiz kararnameyi neden iptal etti, uzmanlar yorumluyor. Bakü'de etnik zulme uğrayan Ermenileri konu alan belgesel film, Oscar kısa listesine dahil edildi. Batı Ermenistan Televizyonu ve Senarmenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Hükümeti, Artsakh Kurtuluş Hareketi ve Şuşi Yurtseverler Birliği'nin düzenlediği Artsakh'ın bir geleceği var bizim var Zoom toplantısı 23 Aralık'ta gerçekleştirildi. Toplantıya Arsak'ın yerli halkı da katıldı. Toplantıda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armene Gabrahamyan, Şuşi Yurtseverler Birliği Başkanı Ashot Harutunyan ve diğerleri konuşmalarda bulundu. Artsakların şikayetleri üzerine Bakü yetkililerine açılan davalar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde devam eden süreçle ilgili ayrıntılara değinen Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Abrahamyan, ilk davaların 19 Aralık 2023'te başladığını ifade etti. Toplantıda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armena Abrahamyan'ın net argümanlarla yanıtladığı konu çerçevesinde Artsak mültecilerini etkileyen konular ele alındı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili Grigor Amirzayan mikroblogunda Artsakh'ın lav edilmesini iptal eden kararnameye değindi. Grigor Amirzayan mikroblogunda Yerevan'ın Şahumyan Meydanı'nda Artsakh'tan zorla göç ettirilen yurttaşlarımızın geleneksel mutfak ve el sanatları satan tezgahlarının da bulunduğunu belirtiyor. Grigor Amirzayan mikroblogunda geçen hafta yaşananları analiz ettiği bir video da yayınladı. Videoya Batı Ermenistan Televizyonu'nun YouTube sayfasından ulaşılabilir. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Doğu Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahe Gevorkyan, 21 Aralık'ta Tahran'da düzenlenen Kadim Medeniyetler Formu'nun 7. Bakanlar toplantısına katıldı. Gevorkyan, toplantıda Artsak'ta Ermeni tarihi ve kültürel mirası eserlerinin kasıtlı olarak yok edilmesi ve kimlik değiştirme politikasını anlattı. Nisan 2017'de Atina, 10 ülkenin katıldığı bir bakanlık konferansı olan Birinci Kadın Medeniyetler Formu'na ev sahipliği yaptı. Bu konferansta Yunanistan, Çin, Mısır, Bolivya, Hindistan, Irak, İran, İtalya, Meksika ve Peru yer almıştı. Forma katılan 10 ülke başlıca antik uygarlıkları temsil ediyordu. Mısır, Roma, Pers, Çin, Yunan, Maya, İnka, Aztek, Mezopotamya ve İndüs Vadisi uygarlığı. İlk forum Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotsias'ın girişimi ve Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin desteğiyle düzenlendi. Yunan Bakanı'nda belirttiği gibi büyük tarihi kültüre sahip devletlerin buluşması bugün yumuşak ve ekonomik güç olarak insanlığı etkiliyor. Doğu Ermenistan, Temmuz 2018'de Kadın Medeniyetler Formu'nun tam üyesi oldu. Forma üye 8 ülke onay verdi. Dünyanın en eski medeniyetlerden biri olan Batı Ermenistan'ın bu uluslararası forma henüz katılmamış olmasını üzüntüyle karşılayabiliriz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 19 Aralık'ta ilk kez silahlı çatışmalar sırasında öldürülen askerler davasında karara vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Çinari Köyü Sınır karakollarında görev yapan askerlerin öldürülmesine ilişkin şikayeti üzerine verdiği kararı yorumlayan Avukat Ara Hazaryan, basın toplantısında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu tür şikayetleri genellikle reddettiğini belirtti. Bir davada mahkeme silahlı çatışmanın aktif aşamasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin geçerli olmadığına karar verdi. Avukat Ermeni askerlerinin mevzilerde görevde olması ancak Azerbaycan askerlerinin Ermeni mevzilerinin arkasından geçtikten sonra aniden saldırıp onları öldürmesi nedeniyle bu davayı özel görüyor. Askerlerimiz ev işleriyle meşguldü. Dolayısıyla yandan beklenmedik bir saldırı anında askeri açıdan onları hayatlarından mahrum etmeye, onlara karşı öldürücü güç kullanmaya gerek yoktu. Azerbaycan Cumhuriyeti aleyhine verilen karara göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ermeni tarafının sunduğu versiyonu kabul ederken Azerbaycan'ın sunduğu versiyonu reddetti. Azerbaycan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan askerinin öldürüldüğü iddia edilen Azerbaycan mevzilerine saldırdığı ve Ermeni birliğinin cesedini Doğu Ermenistan topraklarına götürdüğü iddiasını bildirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yaşam hakkının ihlalini iki temelde tanımladı. Hukuka aykırı olarak yaşamdan mahrum bırakma ve gerekli soruşturmanın yapılmaması. Artsakh Devlet Başkanı Samvel Şahramanyan'ın danışmanı Vladimir Grigoryan, Artsakh'ın feshedilmesine ilişkin kararnamenin artık mevcut olmadığını belirterek dikkat çekici bir açıklama yaptı. Daha sonra Artsak Enformasyon Merkezi Samvel Şahramanya'nın kamuya açık olarak görev yapmaya devam eden devlet kurumlarının başkanlarıyla görüştüğünü bildiren bir mesaj yayınlandı. Toplantı sırasında Şahramanyan son zamanlarda çok tartışılan 26 Eylül kararnamesine atıfta bulunarak şunları vurguladı. Arsah Cumhuriyeti'nin yasal çerçevesinde devlet kurumlarının tasfiyesini öngören bir belge yoktur. Daha önce Artah Milletvekili Gham Stepanyan, Sanvel Şahramanyan'ın Artsah'ın feshedilmesine ilişkin kararının anayasaya aykırı olarak tanınması ve iptal edilmesi konusunda tartışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Ancak bu sürecin nasıl başlatılacağı henüz belli değil. Rus Kafkas uzmanı Stanislav Tarasov, 168. AY ile yaptığı görüşmede bunun derinlemesine inceleme ve analizi gerektiren oldukça şaşırtıcı bir ifade olduğunu söyledi. Ancak geçen gün Azeri basınında Şahramanyan'ın kararnamesinin parlamento üyeleri tarafından anayasaya aykırı olduğu yönünde haberler çıktı. Tarasov aslında o haber güvenilirdi, tartışıldı ve böyle bir karar alındı dedi. Ancak Tarasov'a göre ilk bakışta bunun Azerbaycan'ın Eylül operasyonunu durduran ve ardından Karabağ Ermenilerinin Arsaktağlı Karabağ'ı terk etmesini öngören kararnameyi iptal etmek için yapıldığı, yani baskı altında imzalandığı anlaşılıyor. Analiste göre bu öncelikle Arsa hükümetinin Bundan sonra Doğu Ermenistan'daki çalışmalarını yürütmek ve Artsakh Karabağ Ermenilerinin hakları konusunu gündeme getirme fırsatına sahip olmak için yapılıyor. Rus uzman Tarasov, bugün bu hükümetin ne tür bir çalışma yürüttüğü, bu çalışmanın gelecekte ne gibi Spesifik sonuçlar verdiği ve vereceği başka bir soru. Ancak büyük olasılıkla hükümetin çalışmalarını sürdürme ve dünyaya bunu gösterme niyeti var. Ermeniler, Arsah Dağlı Karabağ'ı terk etmiş olsa da Arsah Dağlı Karabağ'ın geçmişte işleyen yapıları Doğu Ermenistan topraklarında çalışmaya ve Ermenilerin haklarıyla ilgilenmeye devam ediyor. İkinci büyük hedef doğal olarak geleceğe ve gelecekteki gelişmelere yöneliktir belli ki bugün anlaşılması zor olan bazı olasılıklar çünkü Azerbaycan yetkilileri zaten Artsakh Karabağ'daki durumu Ermenilerin Azerbaycan anayasası ve kanunlarına göre yaşayabileceklerini dikte ediyor. Artsakh Karabağ'da hiç Ermeni kalmadı. Bu da önemli bir durum. Ancak hesap büyük olasılıkla gelecekte Ermenilerin Arsak Dağlı Karabağ'a dönme fırsatı doğarsa bu yapıların bazı işlevleri yerine getireceği yönündedir şu anda hedeflerden birinin bugüne, diğerinin ise olası geleceği atıfta bulunduğunu söyleyebilirim. Sonuçta Artsakh Karabağ Ermenilerinin Artsakh Dağlı Karabağ'a dönme hakkı hem Rusya'da hem de Batı'da konuşuluyor. Azerbaycan'ın bu konuda sert tutumu varken Artsakh Karabağ Ermenleri bu şartları kabul etmediklerini beyan edip bu diktatörlük altında yaşamak yerine Artsakh Dağlı Karabağ'dan ayrılmayı tercih etmişken bunun nasıl hangi koşullar altında mümkün olabileceğini hayal etmek zor ancak bazı adımlar atılıyor bu şu anda pek mümkün verici değil ancak belirli bir durumda faydalı olabilir diye ifade etti. Ben Pfaffert ve Chris Bowers'ın kısa belgeseli The Last Repair Shop Son Tamirhane diğer 15 filmle birlikte 96. Oscar Akademi ödüllerinde kısa listeye girdi. Filmin özünde bir Ermeni karakter yer alıyor. Film Los Angeles şehrinde 80 binden fazla öğrenci müzik enstrümanını iyi durumda tutan dört kendini adamış ustanın hikayesini anlatıyor. Genel müdürleri ise 1980'lerde Bakü'de etnik zulme maruz kalan Steve Bagramyan'dır film bu kategoride aday gösterilen 114 film arasından seçilerek en iyi belgesel kısa film kategorisinde kısa listeye kaldı. Son tamirhane Los Angeles Times'ın YouTube kanalında çevrim içi olarak mevcuttur. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, Birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Ermenya TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan devlet televizyonu Velen Armmennya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor ağırlıklı olarak Batı Ermenistan’ın tarihi bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konulara gündeme getiren haberler yayınlıyor Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle de, televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın siz yoksanız biz bir eksiyiz Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ruben Sasunci tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sasun eseri sunuyoruz. <laughs> eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.